kadının yetersiz görülmesi kadın olsun erkek olsun varlığını yaratılış amacına özgü değerlerle anlamlı kılan bir kimse için hayat denilen yolda bu değerlerden yoksun bir hayat arkadaşına sahip olması hayatı boyunca ağır bir yükü taşımak zorunda kalması demektir Zira aynı kişisel gelişimlik düzeyine sahip olmayanlar uyum sağlamada büyük sıkıntı yaşarlar Dünyanın tamamında denebilecek bir oranda her konuda ve her alanda genel olarak erkek kadına göre daha önde gözükmektedir. Görünürde bu durum erkeğin lehine olarak görülse de, erkek kazançlı sayılsa da gerçekte ise bu büyük bir kayıptır. Zira gelişmişlik ve yetişkinlik düzeyi itibariyle birbirlerine denk olmayanlar birbirlerine yük olurlar. Denklik yükün paylaşımı, denk olmayış birinin diğerine yük olması demektir. Sorumluluk yükünün eşler arasında paylaşılabilmesi, denklik, uyum ve anlayış birlikteliği olmasına bağlıdır. Kadının erkeğe göre istisnalar hariç daha az gelişmiş olması, toplumsal alanların tamamında erkeklerin belirleyici olması, siyasetin, ticaretin, bilimin, sanatın, felsefenin ve benzeri alanların tamamında erkeklerin önde olması kadının erkeğe göre yetersiz olduğu düşüncesine neden olmaktadır. Kadının yaratılışsal olarak erkeğe göre yetersiz olduğu düşüncesi kesinlikle gerçek olmayan bir önyargıdır. Bu göreceli olarak doğru olsa bile bunun böyle olmasının kadının kadın olmasıyla yani cinsiyetiyle bir ilgisi yoktur. Bu durum kadının doğasının gereği de değildir. Bu erkeğin elinde bulundurduğu gücü tek taraflı olarak kendi lehine kullanması ve kadına kendisini geliştirme alanlarını kapatmasıyla ilgili bir sorundur. Bugünün gerçekliğinde göreceli olarak kadın erkeğe göre daha yetersizse bunun sorumlusu ve suçlusu yine erkektir. Erkek, ele geçirdiği gücü eşit paylaşmayarak kadının kendisini geliştirmesine engel olmuştur. Erkeğin önde olması insan olarak yaratılıştan sahip olduğu bir farkın sonucu değil, sahip olduğu gücün ona sağladığı bir imkandır. Elinden önemli imkanları alınmış olan kadının kendisini geliştirmesi Erkeğe denk başarılar elde etmesi nasıl mümkün olabilir ki? İnsanın kendisini yetiştirmesine, gelişmişliğini gerçekleştirmesine dair koşullardan yalnızca erkekler yararlandıkları için bu onların kadınlara göre daha çok başarılı olmalarını sağlamaktadır. Birçok hakları ellerinden alınan, dört duvar arası bir hayatı yaşamaya tutsak edilen, erkeğe hizmet etmesi varlığının nedeni olarak görülen kadının yetersizliğini, kadın olmasına bağlamak hastalıklı bir düşünceden başka bir şey değildir. Kur'an fitneyi adam öldürmekten daha büyük bir suç olarak görmektedir. Fitne Kur'an'daki anlamıyla baskı ve zulüm demektir. Kur'an'a göre baskı ve zulüm adam öldürmekten daha kötü bir şeydir. Gücü elinde bulunduran erkeğin bunu kadın üzerinde baskı ve zulme dönüştürmesi Kur'an'a göre adam öldürmekten daha ağır bir suçtur. Bugün istisna sayılacak sayıda kadının erkeklerle denk koşullara ve güce sahip olması bu gerçeği değiştirmez. Önemli olan insanlığın genelidir. Aldığı veya kazandığı bütün haklara rağmen modern kadın da bu gerçeğin bir parçasıdır. Hatta modern kadın bireysel sömürünün yanı sıra toplumsal sömürünün de malzemesi durumundadır. Yalnızca emeği değil, bedeniyle de sömürülmektedir. Allah ve ahiret inancı olanların, kadına karşı yapılan hak ihlalinin, baskı ve zulmün hesabının verileceğinin ayırdında olmadıkları söylenemez. Ancak ayırdında oldukları halde, haktan ve adaletten uzak bir tutum içinde olmaları, diğer konularda olduğu gibi bu konuda da inançların Kur'an'a göre değil, geleneksel inanca göre olmasının önemli rolü vardır. Gerçekten mümin olan bir kimsenin, mümin olmasının zorunlu bir gereği olarak, hiç kimseye ve hiçbir şeye haksızlık yapmaması gerekir. Yaşanılan gerçekliğe bakılırsa, erkeklerin hesap günü, hesap vermede zorlanacağı konuların başında kadına karşı gösterdiği tutum gelecektir. Bu tutum, onun ahiret hayatını kaybedenlerden olmasına neden olabilecek kadar önemli bir konudur. Zira kime yapılırsa yapılsın, hiç kimsenin yaptığı haksızlık karşılıksız kalmayacaktır. Kadının doğasında, kendisini erkeğe beğendirmek onun ilgisini çekmek, dişiliğiyle istediklerini yaptırmak eğilimi olduğu düşüncesi, duruma bakıldığında haklı görülebilir. Bu durum, kimi sosyolojik ve psikolojik çalışmalarda kadına dair bir özellik olarak sunulmaktadır. Kadının, istediği hayatı yaşamak için dişiliğini kullanma eğiliminde olduğu savında bulunulmaktadır. Bu söylemi kısmen de olsa, haklı çıkaracak bir durumla karşı karşıya olduğumuz yatsınamaz. İnsan, kolay yolu seçme eğilimine sahip olsa da kadının böyle yapmasının gerçek nedeni şudur Bu durum kadında yaratılısal bir niteliğe değil yüzyıllar boyunca erkek egemen zihniyet tarafından sergilenen yoğun baskının sonucudur Kendisini geliştirme erkeğe bağımlı olmaktan kurtulma ekonomik ve ticari hayata dahil olma eğitim ve bilimde yer alma ve benzeri imkanlara sahip olması engellenen kadın, bedenini kullanarak eksikliğini tamamlamaya çalışmak zorunda kalmıştır. Kadın, içinde bulunduğu koşulları iyileştirmek için bedenini kullanmak zorunda bırakılmıştır. Kadının bu durumda olmasının gerçek nedeni bu zorunluluktur. Kadının rahat bir hayat yaşamak, isteklerini temin etmek, lükse ve konfora sahip olmak için dişiliğini kullanmasını, doğasında olan bir şeymiş gibi gösterilmesi, Erkeğin suç savmasından başka bir şey değildir. Dişiliğini kullandığı oranda göreceli olarak hayatı kolaylaşan kadın, bunun sayesinde birçok imkana sahip olunca, bu durum özendirici bir rol oynadığından çok fazla yaygınlaşma imkanı bulmuştur. Bu durumda sanki kadın olmanın doğasında varmış gibi algılanmasına neden olmaktadır. Elbette ki yaratılısal bir nitelik olarak ilgi görmek, beğenilmek, dikkat çekmek gibi dürtülerin varlığı inkar edilemez. Ancak bu dürtülerin yanlış yönelimleri üzerinden değerlendirme yapılarak kadının seks objesi olmayı istediği, bunun onun için doğal bir refleks olduğu savı konuyu nedene göre değil, sonuca göre değerlendirmeye dayanmaktadır. Kadının bedeniyle kendisini var ettiği hayat, kadının özünde bulunan doğal bir istek gibi tanımlansa da, hatta kadın kendisini öyle sansa da gerçek şudur. Bu tercih elinden meşru yollardan kendisini var etme imkanı alınmasının neticesinde mecbur bırakıldığı bir tercihtir. Diğer bir ifadeyle kadın tercihini yaşıyor olsa da aslında tercihlerini belirleyen şey mecburiyetleridir.